Bu fotoğrafı görüp liseli gencin nasıl bu hale geldiğini öğrenince tepkisiz kalabilmek mümkün değil gerçekten. Meslek lisesi öğrencisi İsmet elektrik bölümünde okuyor. Staja başladı bu yıl ve stajının daha ilk haftasında yani daha deneyim kazanmadan amiri tarafından bir kanalizasyon çukuruna indirildi. Ailenin iddiası bu ki kendi inisiyatifiyle inmesi de çok zor bir ihtimal zaten. İndiği o çukurda elektrik akımına kapıldı ve ağır yaralandı. Kanalizasyonun içine girmiş ama emir vermiş abisi yani oradaki görevli. O emir verince aşağı inmek zorunda kalmış ve o anda kablo elinde patlamış yani. Staja başladığı ilk hafta eline pense verilip kanalizasyon çukuruna indirilen lise öğrencisi elektrik akımına kapıldı. Ölümden dönen gencin ailesi isyan etti. Yaşı küçük ve bu şey yani bunu nasıl oraya indirebilirsiniz, nasıl yetki verebilirsiniz de onu oraya indirebilirsiniz. Kardeşim ihmalkarlık yüzünden bu durumda şu anda hastanede. İsmet Kulaklı Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümünde okuyordu. Hayali elektrik mühendisi olmaktı. İsmet Kulaklı lisede staja yeni başlamıştı. Birim amiri onu kanalizasyon kuyusuna indirdi. İşte burada yaşanan ihmalkarlık nedeniyle İsmet Kulaklı ölümden döndü. Daha ilk haftası, ikinci haftaya bile geçmedi. Yani belki daha ilerleyen zamanlarda olsa diyecektim hani biliyor da oraya indirdiler ama yani ilk haftadan hiçbir şey görmeden bunu yapamazlar zaten. Çok büyük bir şey, suç bence bu. Elektrik akımına kapılan lise öğrencisi ağır yaralandı. Sol kolunu kıpırdatamıyor zaten şu an ama sağ koluyla bir tık daha kıpırdatabiliyor. Yüzü aynı şekilde full sarılı bir şekilde. Özellikle yanak kısımları çok yanmış. Bir de belden yani göğsünden yukarısı yanık. Yaşanan olayın hemen ardından talihsiz öğrenci Kozan ilçesinden Adana merkeze getirildi ve Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve görünen o ki tedavisi de uzun bir süre daha devam edecek. Ailesi genci hem bedenen hem de ruhen ağır yaralayan olayın sorumlularının cezasız kalmamasını istiyor. O küçük çocuğun yani nasıl görev olmadan oraya indirdiniz, nasıl vicdanınız rahat ediyor ya da ne bileyim ya insan arayıp sorabilirdi, arayıp sormadı bile nasıl kardeşimiz diye.